Mavera TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hayat Memat Meseleleri programıyla bir kez daha karşınızdayız. Temmuz ayını bulduk. Temmuz ayının ilk yayınında çok kıymetli İsmail Erdoğan'ı, sanat tarihçisi, sanatsever ve sanat için emek veren bir isim şu an ekranımızın sol tarafında. Güzel kitaplığın önünde bizi karşıladı, misafir ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, bir de, bir de, buyurun. Ee, şunu merak ettim aslında Temmuz ayı geldi ve dedin hı. ya, yani ne kadar devam edecek bu online hikaye? <laughs> e, Mavera e, Vakfı, e, Mavera TV e, güzel bir sınav verdi e, diye düşünüyorum hı hı. E, bu süreçte. Peki bu ne kadar daha online olarak devam edecek? O aklıma takılmadı değil. Bugün aslında bizde e, sevgili Mehmet Kırtor'unla bu meseleyi konuştuk. E, bakalım e, başkaca şeyler yapabilir miyiz e, bu online e, bağlantılar yayınların dışında. Hakikaten bir doyuma erişti. E, İsmail Erdoğan da e, sanıyorum biraz direndi en başta bu işe. Sonra ya Samet Karaöz'de bir e, bir çok seri yaptınız siz Sonra baktım başka hiçbir seçenek yok. Ee, biraz teslim oldum ama fazla değil yani. Hani onda da biraz bir de şöyle bir şey var. Hı -hı. Hani ben teslim oldum ama e, bu şekilde interaktif değil de bant yayını olacak bir e, formatta Hı -hı. ve işin içerisine kurgunun da girdiği sonradan eklemelerle beraber hani daha eli yüzü düzgün Hı -hı. E, görüntü kalitesi açısından olsun e, akış açısından olsun. Hani öyle bir şeye evet dedim. Çünkü ee, hı hı. İşte konuşacağız. Bir sanat galerisi meselesi hı hı. var, bir sergi evet. e, meselesi var bugünlerde gündeminde. Hı hı. Yani orada e, yüzleşme tabirini ben kullandım ki zaten hı hı. yüz yüze ismini verdik ve hı hı. E, birkaç yere işte röportaj verdim bu münasebetle. Hı hı. Orada şu ifade defa kereler geçti. Yüzleşmek ancak yüz yüze olur. Online üzerinden yani bilgisayar üzerinden, mail üzerinden ya da bu tür araçlar üzerinden yüzleşme gerçekleşmez. Orada ancak e, insanın en başta kendini aldatması herhalde söz konusu olabilir. Daha fazlası değil diye söyledim. O açıdan hatta şöyle düşündüm. <laughs> Dedim Ya benimle kapatsınlar bu dosyayı yüz yüze geçsinler. <laughs> ee, evet dedi. aslında... Aslında tam da benim sizin söylediğiniz şeyleri düşündüğüm zamanlara denk geldi. Sizin de yoğun zamanlarınız. Ruberu e, galerisi de açıldı. E, değil mi? Galata'da, İstanbul'da. E, önce e, biraz bize bahseder misiniz? E, bu çabadan, bu heyecanlı. Gerçi ben biraz biliyorum. E, şöyle Bir sene kadar e, evveli var bu işin. E, i̇sterseniz buradan devam edebiliriz. Şimdi şöyle. E, aslında ben yaptığım şeyleri kolay kolay şüphe sonrasında şüphe duyarak sorgulamış birisi değilim de çünkü bir şey yaparken emin olarak yaparım genelde. Bu galeri meselesinde de böyle adım attım. Çünkü pandemi var. Millet mekan kapatıyor. Hele hele sanat mekanları sinek avlıyor tabiri caizse ve siz tutuyorsunuz sanat galerisi açacağım diyorsunuz ve Onunla ilgili adımlar atıyorsunuz. Tabii herkes soru işaretiyle yaklaşıyor size. Yani zamanı mı diyor. İşte olmaz diyor. Şu diyor, bu diyor. E, hatta galeriyi açtım. Ziyarete gelenler. Gelenlerin yüzde %90'ı demeyeceğim ama önemli bir kısmı şöyle diyorlar. Ya buradan ne kadar güzel kafe olur. İşte şuraya birkaç tane <laughs> masa at. <laughs> hatta sokakta ünlü bir restoran var. Restoranın e, yeri çok uzun yıllardır orada ve değişmek zorunda yeri çünkü bina yıkılacak. O restoranın sahibi bana dolaylı yoldan şöyle bir teklifte bile bulundu. Mekanımı gezdi ve çok beğendi. Dedi ki burayı restorant yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hatta hatta burada hiç yemek pişmesin. Ben mutfağı başka bir yerde organize ederim. Sadece servis alanı olarak senin mekanını. ...kullanılım şeklinde bir teklifte dahi bulundu. Ee, ama ben bütün teklifleri, çünkü başka teklifler de geldi, hepsini reddettim. Dedim ki ben Hı -hı. sanat galerisi açıyorum. Yani hani burasının başka sıfatlarla ve isimlerle anılmasını istemiyorum. Burası gerçekten sanatı kendine dert ...edinmiş insanların bir araya geldiği, o içindeki güzellikleri paylaştığı başkalarının o güzelliklerinden kendine güzellikler devşirdiği, ilham aldığı, ilham verdiği bir mekan tasavvurum var. Yani uh -huh. bunu başaramazsam belki bu seçenekler tekrar masaya yatırılabilir. O zaman uh -huh. tekrar düşünürüm dedim. Ama şu an için öyle bir niyetim yok. Ee, senin de söylediğin üzere uzun bir arka planı var bunun. Yani uh -huh. yaklaşık evet bir seneyi neredeyse bulacak ama çok daha uzun aslında benim e, mesela Yıllar Hı -hı. öncesinde e, yazdığım gazetelerden bir tanesinde Kültür Bakanı'na açık mektup çağrısıyla Ahmet'te bir akademi hayali başlıklı bir yazı Hı -hı. yazmıştı. Hatta manşetten verilmişti o yazı. E, Hı -hı. Öyle bir şey de olmuştu. Dönemi Ama siz bu konuda bu konuda işler de yaptınız yani e, hani akademi manasında Hani çok değerli toplu ya da e, sürekli olmasa da e, bu işin taliplerine önemli katkılar da sundunuz. Orada işte sürekli kavramı çok önemli. Ben hmm. gerçekten bu alanda e, bilmiyorum. Hani herhalde benden daha fazla akademi <laughs> kurmuş, çeşitli kuramsal herhalde yoktur ikinci bir isim. Evet. E, ama işte hep böyle başka başka mekanlarda, başka şehirlerde e, hmm. ve Devamı gelmek yerine bir yerde başlayıp bir yerde nokta koyulan şeklinde çalışmalar oldu. Bu Sultan Ahmet'te bir akademi hayali e, ile kastettiğim şuydu. O gün Kültür Bakanının önüne o yazı koyuldu. Hatta Bakanlar Kurulu'na girdi o yazı. Çünkü bana hmm. Nabi Avcı e, o gün fotoğraf gönderdi. Kültür Bakanı yazıyı okurken e, Nabi Bey'in e, bana fotoğraf gönderdiğini söyleyebilirim. Aradaki Hı -hı. bir dostumuz vesilesiyle. Hı -hı. E, orada ben şunu söylemeye çalıştım. Neden Sultanahmet gibi bir dünyanın arzın merkezi diyebileceğimiz bir yerde e, bizim bir sanat, bir kültür sanat merkezi diyebileceğimiz bir mekanımız yok. Hı -hı. Hatta neden Sultanahmet'te o Vedat Tekin muhteşem eseri e, Tabu Kadastro Müdürlüğü binası var da bir akademi niye yok? Yani Royal Akademi gibi bir akademi niye yok? Çünkü dünyanın bütün milletlerinden insanların buluştuğu, konuştuğu bir yer Sultanahmet. Yerli yabancı fark etmez. O insanları davet edebileceğimiz, bir taraftan eğitimlerin olacağı, bir taraftan uygulamaların söz konusu olacağı, yüz akımız, hatta bir meydan okuma biçiminde bir mekanımız, bir adresimiz niye yok? sorusunu Aha. ben sordum. Ve bu mümkün dedim. Bunu da yapmalıyız dedim. Ama e, bu tabii ciddi bir iş gerçekten. Yani e, arka planınız çok güçlü olacak. İnsan kaynağı açısından güçlü olacak. E, tefekkür ve tezekkür açısından güçlü olacak. E, kuramsal metinler açısından güçlü olacak. Bütün bunların üzerine işte mekanla beraber organizasyon neticesinde bir şeyler söz konusu olacak, vücuda gelecek. Bu da ciddi bir göze alış demek. Evet. Maalesef bizde çözümler kısa süreli oluyor genelde. Benim de aslında o yaptığım akademi atölye çalışmaları kısa süreli diyebileceğim çözümlerdi. Gerçi 8 aylık bir çalışmam vardı benim. Böyle bir şey yapacağımı söylediğimde birçok dostum ki bunlar hani entelektüel camiadan yazar çizer takımından dostlarım yapamazsın falan dediler. Yani kimse önüme engel koymadı ama hani fikri olarak bunu başarman zor dediler. Ben de hep şunu söylemiştim cevaben ben bir ateş yakmaya çalışıyorum. Isınmak isteyen gelir ısınır. Isınmak istemeyenlerle de zaten benim işim. Yok. O ateşte buluşmak esastır. O yüzden derdim bir ateş yakmak demiş ve o 8 aylık programı İstanbul Tasarım Merkezinde hayata geçirmiştim. Yani şu an mesela geriye dönüp baktığımda inanamıyorum nasıl yapmışım falan diyorum. Çünkü şu an yapamam mesela yapmaya cesaret edemem. Neredeyse işte 35 haftalık bir programdan bahsediyoruz burada ve sanat meselesiyle ilgili bir evet, mesele. Evet. Ee, işte bütün bunlardan sonra yani Ruberuya Rube geliyoruz geliyoruz galeriye. Ya yani bir sabah hı hı. E, şöyle bir fikirle uyandım. Yani neden bir sanat galerisi açmıyorum? E, kavrayış yoluyla öğrenme diye bir şey vardır. Ya da mesela bizde rüya biliyorsunuz öğrenmenin bir nevi metotlarından biridir. Ee, sahih rüya diye bir şey e, vardır. Ben, ben de <laughs> bir sabah böyle bir fikirle uyanıp sonra e, bunu kotarabilir miyim, nasıl olur, nerede olur, Bunun araştırmasına kendimce e, giriştim. E, dostlarım sağ olsun gerçekten bu konuda destek oldular. E, bazıları köstek olmasa da bu iş olmaz dediler. Ama e, ben bozdular. <laughs> ben olur, yaparız diyenlerle birlikte hareket ederek Galata'yı da bu anlamda mesken tutarak Allah nasip etti. Yani ilk baktığı mekana dedim ki burası tamamdır. Bir başka bir mekan bakmama gerek yok. Yani şu an açtığımız galeri ilk baktığım, hatta tek baktığım dükkan diyebilirim herhalde. Ee, dedim bu sokak güzel, bu dükkan güzel. Biz burada inşallah bir esmele çekerek başlangıç yapalım. Sonrası Allah kerim ee, dedim. Ama hani herhangi bir yer olsun istemedim. Yani bu konuda biraz titiz davrandım. Ee, bir buçuk iki ay boyunca kira ödememe rağmen bir çivi dahi çakmadım mekana. Ee, i̇şte kendi dostlarım içerisinden mimar, iç mimar, sanatçı, ressam şu bu bir sürü insanı taşıdım oraya getirdim. Mekan bu burada ne yapabiliriz? Yani e, burayı en doğru nasıl dönüştürebiliriz. Hatta orijinalliğine de halal hiç getirmeden yani neredeyse hiç dokunmadan biz bunu nasıl çevirebiliriz. Sorusunu e, sorduğum dostlarımdan aldığım o e, direktifleri o iş işarelerin neticelerini, bir terkip yaparak kendimce bazı kararlar aldım. O kararlar doğrultusunda da e, adım atıp bugünkü işte e, galerinin geçtiğimiz günlerde açıldı. E, bugünkü zamanlarına geldik çok şükür. Anadolu'da bir tabir vardır hani kuryere ateş yakmak siz de o metaforu kullandınız. Hakikaten bu işleri e, yani bir şekilde bir sponsor bulmadan. ...işte bir banka destek olmadan... ...işte bir belediye destek olmadan... ...genelde kültür sanat işleri... ...hani yürüyorsa da... E, ...böyle kör topal böyle yürüyor... E, ...işin bir böyle... Ma ma ...maddi boyutu da var... E, ...burada size omuz e, çıkan... ...tabii ki... E, ...hem tefekkür açısından hem... E, ...muhteva açısından insanlar vardır... ...ama zor bir iş hakikaten... ...yani kuru ateş yakmak... ...yani destek olan tabii dostlarım var çok 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 sağ olsun Allah onlardan razı olsun ama yani işin e, tamamına yakını benim e, üzerimden geçti her anlamda <laughs> e, maddi manevi lojistik ha. devamlı bir şeyleri çözmek zorunda e, kaldım yani 10 bilinmeyen 20 bilinmeyen denklem çözmek durumunda kaldığım zamanlar e, oldu e, ama bu noktaya geldik. Tabii pandemi de buna tuz biber ekti sağ olsun. Yani evet. e, bu zamana kadar... Büyük cesaret yani iki katı bir cesaret gerektiriyor sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben e, şöyle bir insanım. Beni tanıyorsun. Ben rahat bir e, insanım. Yani yapılacak bir şey varsa yapılır. Yapılamıyorsa da yapılmaz. Yani hani... Çok da bunu abartmaya gerek yok. Ben hayatta böyle e, ilişki kurmaya çalışan birisiyim. E, eski bir işte Yunan tragedyasında ta üniversite yıllarımda yani İzmir'de ilahiyat okurken e, okuduğum bir antik Yunan e, trajedisinde şöyle bir cümle beni çok fena çarpmıştı. O günden beri hiç unutmadığım bir cümledir ve bunu çok fazla insana da mesela e, tavsiye ederim. Bakın bu çok önemli bir söz diye. E, ama tavsiye ettiğim insanların çoğunda hiçbir karşılığının olmadığını da gördüm mesela bu söz. Yani e, bir sözün sizi etkilemesi, çarpması için sizin o söze hazır olmanız gerekir. Yani siz eğer ona hazır değilseniz o e, teğet geçer. Yani öyle. Yanınızdan, sağınızdan, solunuzdan söz şu: e, Bilgeler kaçınılmaz önünde eğilir diye. Yani kaçınılmaz bir şey varsa çok da zorlamamak gerek Ben bunu hep söylüyorum. Ya yani orada bizde aslında zuhurat tabiri var Hı. O akışa teslim olmak Ya yani aslında Allah'ın yaratışına teslim olmak. Sonuçta onun izni olmadan bir yaprak dahi kımıldamıyorsa niye kasıyorsun arkadaş bu kadar yani ben bu şekilde yaklaşıyorum ve işte en yakınından birçok insanın dahi, en kısa zamanda iflas ederek galeriyi kapatmak zorunda kalacağım da diyen söylem karşısında bugün hala devam ediyor yani bunu devamlı söylüyor hmm. sağ olsun e, etrafındaki bazı evet. güzel insanlar ben de onlara hep şöyle cevap veriyorum. Olmadı kapatırız diyorum. Yani hani <laughs> öleceğiz. Yani burada en fazla kaybedilecek şey paradır. Yani para da ne bileyim hani para köpeğin olsun diye bir tabir var. Yani <laughs> köpeğin doğmayacak da. Çünkü burada paranın kazanması söz konusu olmamalı. Yani ben kendi kendime tabii ister istemez bu meseleyi konuşuyorum. Kendi kendime geçiriyorum içimden ve e, şunu kendime çok hatırlatıyorum. Diyorum ki ne zaman bu meseleye, sanat meselesine, galeri meselesine <laughs> para kazanma üzerinden bakmaya başlarsan o gün o işi bırak diyorum mesela ben. Kendime telkinlerimden bir tanesi yani. Çünkü e, 41 yaşını geride bırakıyorum. Yani bana öğrettiği bir şey varsa şudur. Parayla ilgili söylüyorum. Uh -huh. e, yani siz onun peşinden koşmadığınız zaman o sizin peşinizden koşuyor. Yani bu kadar e, net e, söyleyeyim. O açıdan uh -huh. e, iflas edebiliriz. Mühim değil. Yani daha önce iş yapıp da e, iflas etmediğimiz ya da aldatılmadığımız <laughs> söz konusu değil. Bunları yaşadık yani ama imtihan dünyası sonuçta bunların uh -huh. e, hepsini yaşamak sonrasında ama yine sanki e, hiç yaşamamış gibi devam etmek ya da e, işte çayı koy keçeli yani her şeye yeniden başlıyoruz e, hikayesi <laughs> yani yeniden e, başlamak benim çünkü hep söylediğim şey vardır. Ee, insan kartları her an yeniden karmaya hazır olmalı yani evet. çünkü hayat böyle bir şey yani sizin e, kontrolünüzün dışında bir şey hayat Siz sadece böyle ufak tefek şeyleri kontrol edebiliyorsunuz bununla da zaten Allah bize böyle kendimizi tatmin etme imkanı vermiş hani kulum işte böylece e, egosu ile oyalansın falan filan ama Fotoğrafın bütününe hakim olmanız imkansız. Fotoğrafın bütününe hakim edalarıyla nefes almaya çalışmak da çok saçma yani. Evet. Ee, o, o yüzden yani galeri meselesinde e, cesaret mi yoksa cehalet mi devrede bilmiyorum <laughs> ama başladık yani girdik bir yola. Evet. Yine Anadolu'da inat da bir Murat'tır demişler. Biraz da <laughs> iyi güzel şeylerde ya da sizin için değerli şeylerde inat etmek en güzeli herhalde. O arkadaşlarınızın söyledikleri muhtemelen o sırtınızda taşıdığınız işte resimlerden ya da lojistik işlerinden daha ağır geliyordur. Onu da anlıyorum. Allah kolaylık versin. Ruberu inşallah daha güzel günler görür, güzel insanlara orada ev sahipliği yapar. Bu İnat Murat'tır. Sözü bana şeyi e, hatırlattı. Bosna gittiniz mi hiç bilmiyorum. Yok. Orada henüz orada İnat Kuça diye bir mekan ha. var. E, i̇nat evi anlamına geliyor. E, bu Osmanlı'dan çıktıktan sonraki süreçte Yugoslav e, sürecinde e, ya Yugoslav süreci ya da ondan önceki Hasburg Hanedanı sürecinde gerçekleşen bir hadise bu. E, i̇nat kuça olarak ifade edilen ev e, normalde bulunduğu yerden başka bir yere devlet tarafından taşınmak e, isteniyor. Fakat evin sahibi buna e, kanununda hukuku da bir nevi arkasına alarak e, direniyor ve evinin bir başka yere taşınmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Sonrasında da e, o evin adı halk arasında inat evi olarak <laughs> kalıyor. Yani inat kuça. Ve e, biz gittiğimizde o evi orada görüyoruz ve arkasındaki bu müthiş hikayeyle beraber o evi e, görüyoruz. Yani hani inat Murat'tır. E, hakikaten inatın getirdiği iyi şeylerde söz konusu mutlaka. Böyle şey geldi hemen zihnime. Hani kentsel dönüşümde evini vermeyen ortada kalan böyle eski evler vardır ya. Yani Kesinlikle direnebildikleri aynen, kadar direnirler filan. Var, evet. Keşke sayıları çok çok fazla olsa. Gerçi bizde hani kentsel dönüşüm nerelere yapılıyor? Zaten çirkin olan 4 5 6 katlı binaların olduğu yerlerde yapılıp onların yerine daha çirkinlerin e, dikildiği bir dönüşüm söz <laughs> konusu yani hani gene böyle işte müstakil bir katlı iki katlı bahçeli e, evlerde bir kentsel dönüşüm projesi hemen hemen uygulanmıyor. E Zaten bu arada belediye ya da devletin buna e, yapmasına gerek de kalmıyor. Halkımız muhteşem bilinciyle o harikulade müstakil evlerini bırakıp yerlerine iğrenç 4-5 katlı binalar yaptılar bugüne kadar sağ olsunlar. Evet, bu konuda e, muzdarip olduğunu biliyorum. E, belki e, yine söz gelince konuşacağız. E, çünkü mimari de önemli bir şey. Yani göz zevkini direkt etkileyen bir şey çünkü. E, bu gerçeklik bağlamında bunları hep ele alacağız. Ama ben şunu merak ediyorum. Biraz önce... E, İlahiyattan yolunuzun geçtiğini öğrendik. İzleyicilerimiz İzmir İlahiyat'ta okuduğunuzu size okuyanlar bilirler. Hatta İsmail Erdoğan'ın bana bakayım 2018 yılında sanırım TV5'te imzalamıştınız. Hüseyin Akın'la sizi misafir evet. etmiştik. Evet. Sanat Yahuda'da da bir ara İlahiyat okudu diye böyle özgeçmişinizde evet. belirtiyorsunuz. Sonra kafanıza başka şeyler takılmaya başladı. Biz biraz konuştuk işin neticesinden. Ee, şimdi sanat dediğimiz zaman böyle dallı budaklı bir ağaç e, e, aklıma geliyor benim. E, siz bu ağacın hangi dalına e, ne zaman nasıl yapıştınız ve neden e, bu ağacın dalına tutunma ihtiyacı hissettiniz? E, biraz böyle kendi e, kişisel hikayenizden sanatla ilişkiniz bağlamında e, biraz dinleyebiliriz. Şimdi ben bu soruyu Samet Karagöz'e sormuştum. Demiştim ya, sonuçta biz İslamcı ailelerin çocuklarıyız. Yani maalesef İslamcı ailelerde de sanatın pek esamesi okunmazdı. Benim en azından zamanımda, 80'li yıllardan bahsediyoruz çocukluğumun geçtiği dönemler. Ha ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Babam terziydi benim. Yani babanız terzi ise o zaman siz bir şekilde kumaşla, desenle ilişki içerisine giriyorsunuz. Niye? Çünkü... Annenizin giydiği pardesüden, babanızın kendi giydiği pantolona ya da cübbesine kadar her şey birinin bizatihi gözünüzle temaşa ettiğiniz birisinin elinden çıkıyor. Bu tabi sizi etkiliyor doğal olarak. Yani belki yaratılışınıza nakış nakış işlenen bir etkidir bu. Ama onun dışında hani sanat meselesi, güzellik, tablolar, bulunduğun yeri gerçekten... E, varlığınızla tercihlerinize tezyin etme e, dediğimiz şey asgari düzeyde söz konusu. Yoksa hani hiç yok diye bir şey yoktur. Bu çok yanlış bir e, hmm. düşünce. Neden? Ben hatırlıyorum e, çocukken e, evimize alacağımız kanepe ya da çek çekyatların e, güzel olması için doğru olanı tercih etmek için e, annemin verdiği çabayı e, biliyorum yani ya da onlar yenileneceği zaman onun üzerine kaplanacak olan yeni e, örtülerin e, nasıl olması üzerine o gelgitlere şahit olmuştuum. Artık hmm. hani bugünkü anlamda e, işte benim şu anki kitaplığım o kitapların üstünde bir sürü tablo var. Karşımda bir başka tablo var. Salonumda e, büyük tablolar. Söz konusu. Yani sanatta böyle bir ilişki içerisine girmek e, söz konusu değildi. Samet'e de dedim yani sordum Senin nasıl oldu bu ilişkin? Aha. Samet benden çok daha iyi durumdaymış. Yani çok daha böyle doğrudan ve erken ilişkiye girmiş. Teyzesinin yanlış hatırlamıyorsam kitaplığında... E, ...Gombir için Sanatın Öyküsü kitabına rastlamış. Ortaokul çağlarında galiba. Ve o zaman okumaya başlamış. Yani ben düşünüyorum ortaokul çağlarımda, İmam Hatip Lisesi'nde yani öyle bir dünya, öyle bir karşılaşma neredeyse <laughs> imkansız. Ee, hele hele 90'lar mı? Ya Hangi zamana tekabül ediyor? 90'ların başı benim Nasıl? ortaokul zamanım yani. Ee, benimkisi şöyle oldu, üniversitede açıkçası e, başladı. Bir ismi özellikle zikretmek durumundayım, Ali Şeriati. Onun... Türkçe sanat diye çevrilen, Farsça hmm. hüner olan bir kitabı var. O kitap iki bölümden oluşur. Birisinde bir Mısırlı sanat eleştirmeninin metninin tercümesidir. Onun önünde önünde ise adeta bir mukaddime gibi, yani İbn Haldun'un o mukaddimesine benzer mukaddime gibi, kendisinin sanatla ilgili görüşlerini ortaya koyduğu bir 80-90 sayfalık, 100 sayfalık bölüm vardır. Tabii o kitap ilk dikkatimi şu çekmişti. Ali Şeriat'i o 80-90 sayfalık sanatla ilgili bölümü üniversitede öğrenciyken yazmış. Hı. Ve ben de o metni üniversitede öğrenciyken okuyorum. Arada bayağı bir mesafe var açıkçası. Şimdi e, o metin beni çok etkilemiştir. Yani sanatın ne olduğu, ne olması gerektiği, e, sanatla ilgili yaptığı tanımlar. E, mesela sanat var olandan var olmayana kaçıştır der orada bir yerde. Hmm. Çok enteresan bir tanım bu. Ya da mesela din kapı ise sanat penceredir der bir başka hmm. yerde. Yani e, o kitap beni çok etkiledi. Tiyatronun ne kadar önemli olduğu ile ilgili... Ee, çok esaslı yine e, cümleleri vardır orada Ali Şeriati'nin. Ee, o kitabı okuduğumda çok etkilendim. E, sonrasında e, sanatla ilgili okuduğum başka bazı metinler, e, Cemil Meriç'in mesela sanatla ilgili kurduğu bazı e, cümleler e, derken ben böyle doğal bir şekilde e, sanata doğru e, bir mail almaya ee, ve bir taraftan da sanatla ilgili ama e, tanımlar yapmaya cümleler kurmaya ha. yani e, ağrıda askerken e, gece nöbetinde e, elimde kalem kağıtla beraber haşır neşir olurken üç tane sanat tanımı yaptığımı hatırlıyorum bir akşam üç tane ayrı sanat tanımı şimdi hı hı. E, sonrasında işte öğretmenliğe başladık. E, farklı insanlar farklı ortamlarla karşı karşıya kalıyorsunuz e, derken zihnimde e, sanat tarihi okumakla ilgili bir şey belirdi bir fikir e, ama bu arada ben sanatla ilgili okumaya hatta yazmaya devam ediyorum yani hı hı. E, işte gerçek hayatta yazdığım dönemler bir taraftan orada işte sıkı yazılar yazmaya çalışıyorum o zaman için ateşli yazılar falan. Hani şimdi okuyamayacağım yazılar yani çünkü şimdi okuduğumda şey diyorum, Ya Rabbi, insanları ne kadar yormuşum diyorum yani bombardıman hmm. gibi böyle yazılar yani ben o tahammül edemiyorum. Kötü yazılar değil, o kadar ağdalı ki böyle her cümlesi e, üzerine otur böyle tekrar bir yazı yaz falan yani <laughs> e, o dönemlerde hani sanatla ilgili de yazıyorum bir taraftan e, ama sanat tarihi okumalıyım dedim. Neden? Çünkü e, diploma önemli e, bu ülkede. Hemen hemen dünyanın da her yerinde e, böyle. Ve benim tabii şöyle bir engelim de var diploma sahibi e, olma olmamamın dışında. İlayatçıyım yani. Dinci sonuçta birilerinin tabiriyle ve bir taraftan dincisin bir taraftan da sanat konuşuyorsun falan. Yani hani bu nasıl bir had bilmezliktir arkadaş? E, düşüncesinden, algısından yola çıkarak o algıya bir cevap olsun diye ben sanat tarihi okumaya karar verdim. E, fakat <laughs> okuyamadım. E, çünkü imam hatipli olduğum için katsayı engeli, yani o saçmalık <laughs> vardı. Gerçi e, onu ben kendime engel yapmışım, sonradan bunu anladım. E, çünkü sonradan işte 2011 yılında kas sayı engeli kalktıktan hemen sonra ki sene sınava girdiğimde ben dereceyle girdim şeye. Hmm. E, mimar hmm. Sınavı Sanat çok Tarihi'ne. Ve sadece 3 gün çalıştım. Yani Allah şahittir sadece 3 gün. Yani ben aslında o kas sayı engeline rağmen sanat tarihini kazanabilirmişim. Yani hani onu tabii çok sonradan e, anlıyorsunuz. Yani e, hmm. sanat tarihine gittim mimar sınavına yani bunu da herkes e, duysun. Gittim ama Baktım iki hafta gittim okula. Yani ne öğrencilerde bir numara var, ne hocalarda bir numara var. Yani ben bunlarla ne yapacağım e, dedim. E, öyle böyle derken bıraktım ben okulu yani. Sonra hmm. iki sene hemen hemen hiç gitmedim. Çok mu Çok teorik önemli. geldi? Çünkü işin biraz, biraz teorik teori boyutuyla ilgilenmişsiniz başından beri anladığım kadarıyla. Ee, sanatın işte tanımını yapmak, onun teorisini yapmakla. ...sanatçı ol olmak arasında bir fark görüyor musunuz? İlla ki var da hani o, o, o Şimdi, farkı nasıl tarif ediyorsunuz? Şimdi ben aslında ikisi arasında çok fark görmüyorum. Çünkü ikisi bir bütündür. Ama çok önemli bir nokta bu. Türkiye'de e, sanki sanatçılar sanat tarihi bilmek zorunda değilmiş gibi bir e, algı var. Yani bu sanat tarihine gittiğim zaman da da zaten... Hani okutulan metinler var yapılan bir şeyler var ama dişe dokunur bir şey yok ben onu gördüğüm için vazgeçtim sonradan eşim işte beni ikna etti bari de diplomayı al Hani o sayede iki sene sonra tekrar başlayıp diplomayı aldım sınavlara giderek. E ee, yani sanatçı ile sanat tarihi arasındaki ilişki çok önemli. Benim bilhassa üzerinde çokça durduğum bir mesele bu. Yani uh -huh. kitabı e, okuduğun için e, biliyorum. Burada bunun çok fazla altını e, çizdim. Çünkü e, çoğu sanatçı sanat yapıyor, bir şeyle iştigal ediyor ama neyle iştigal ettiğim çok da farkında e, değil. Yani e, sanat tarihi Kültür tarihi, genel olarak medeniyet tarihi, edebiyat tarihi bir sanatçı için müthiş ilham kaynaklarıyla dolu. Mesela ben yıllardır şunu söylüyorum. Ressamların ya da genel olarak sanatçıların şiirle ilişkisinin çok güçlü olması lazım. Çünkü şiirde o kadar müthiş bir birikim var ki. Yani o birikim sanata çok rahat koşulabilir. Yani o birikimden beslenerek sanatta çok farklı yansımalar elde edilebilir. Yani şiirle resim birleştirilmesi başarılabilirse bilirse ortaya inanılmaz eserler çıkabilir ki İlhami Atalay'ın İlhami Atalay'ın en önemli eseri İç harp tablosudur. Yani 1900 73'te akademiye girerken Berlin Güzel Sanatlar akademisine Master için girerken akademik sınavında kendisine konu ilhamını veren şey 1968 yılında okuduğu Yunus Emre'nin bir şiiridir mesela o şiirden aklına gelen bir dörtlüğü tuvale yansıtmasıyla kendi sanat hayatının en önemli eseri vücuda gelmiştir ki o eser öyle bir etki oluşturmuştur ki, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin girişinde haftalarca asılı kalmıştır. Ve bu da akademinin tarihinde bildiğimiz kadarıyla ilktir. Hmm. O yüzden yani şiirle, tarihle, ya yani felsefeyle sanat arasında müthiş bir ilişki var ama sanatçıların ilişkileri bu anlamda çoklukla zayıf. Zaten hmm. tarihle, kültürle, insanla, insanoğlunun o büyük birikimiyle Düzgün ilişki kurabilmiş olan sanatçılar e, farklılaşırlar, e, diğerlerinden ayrılırlar ve ortaya e, iyi şeyler çıkardığına dünya şahit olmaya başlar. Evet ben e, biraz da şunu düşünüyorum mesela sanatçı e, ve sanatçının muhatabı arasında bir de işte aslında sizin e, üstlendiğiniz misyon bence çok önemli. E, bir e, hani e, katalizör gibi bir bir bağ kurucu gibi e, Hani sanatta nasıl sanatla nasıl bir ünsiyet kurulabilir? Bu yolu yordamı biraz da gösteren insanlara da ihtiyaç var, öyle değil mi? Hem işin pratiğiyle ona şahitlik eden, bununla uğraşan hem de bunu teori olarak insanlara anlatan bir ara geçişe de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi ee, bunu bu... şöyle örnekleyeyim, kesinlikle katılıyorum. Hmm. Ee, malum ben. Hala bu arada din kültürü öğretmeniyim yani kadrolu <laughs> devlet memuruyum. Kandilli Lisesi'nde 3 yıl öğretmenlik yaptım. Orada öğretmenlik yaparken Kandilli'ye aşık oldum ben. Yani İstanbul'un en küçük köyüdür, Boğaz'ın en küçük köyüdür Kandilli ve bana göre en güzel köyüdür aynı zamanda. Bütün sokaklarını hemen hemen bilirim kandiliyi yani girmediğim sokağa yok gibidir. Ee, bazı derslerimi ben kandili sokaklarında yapıyordum yani din kültürü derslerinin bazılarını kandili sokaklarında nasıl alıyordum öğrencileri çıkıyorduk Adile Sultan Sarayı'nın o yukarıdaki kapısından dışarıya ve kandili'nin sokaklarına kendimizi atıyorduk. O esnada ben öğrencileri evlerin, o köşklerin, konakların kapılarında durdurup onlara bu kapılara bakın ve ne gördüğünüzü bana söyleyin diyordum. Çünkü bir insan neyse evinin kapısı aslında odur cümlesini kuruyordum. Ki bunu Süleymaniye Camisi ile ben size örnekleyeyim. Süleymaniye Camisinin o cümle kapısı dediğimiz o mukarnaslı, nişli e, girişte muhteşem bir sedef işlemeli geometrik desenlerin olduğu kapısı vardır ahşap kapısı dev gibi. Aha. Şöyle ifade ederim ben. O kapıyı dikkatli bir şekilde incelediğinizde siz Süleymaniyenin özetini orada göreceksiniz. ...özetiyle karşılaşacaksınız. Süleymaniye neyse... bütün de özelde ve... ...özette... ...o kapı odur. O kapı Süleymaniye'nin kendisidir. Aynı şekilde Kandil'deki... ...o evlerin, yani bugün... E, ...apartmanlarda oturduğumuz için... O ...apartmanların kapıları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü orada... E, ...bir irade var ama... ...kimin iradesi ve neyin iradesi olduğunu... ...belli olmadığı bir durum söz konusu ama müstakil bir evdeyseniz e, o evin kapısı sizin iradenizdir. Yani sizin bütün kültür birikiminizdir, geçmişinizdir, dertlerinizdir, meselelerinizdir. O kapıya bir şekilde yansır. Bir stil var ortada. Evet, size ait olan bir şey. En güzel tarafı da o bu arada. Yani burada devşirme bir şeyden bahsetmiyorum. Burada evet. bizatihi sizin tercihlerinizle ortaya çıkmış bir şeyden. Zaten e, bu çağda yani e, modern zamanlarla beraber ki Charlie Chaplin bunu müthiş bir şekilde eleştirir biliyorsunuz o sessiz Aha. filmde modern ve sonrasındaki postmodern dediğimiz bu zamanlarda kaybettiğimiz en önemli şeylerden biri o e, kişisel leştirme dediğimiz yani şahsı manevimizin yansıması dediğimiz tercihler bunları kaybettik. Yani Biz artık tercih etmiyoruz tercih ettiriliyoruz ediyoruz ama biz etmediğimizi farkında olmadan ediyoruz. Aslında bir şekilde bir dalevere var ortada ve biz onun bir parçasıyız. Orada Kandil'deki evlerde şunu söylüyordum. Kapılara bakın ve bu evde oturanlar hakkında bana yorumda bulunun diyordum. Yani içeride nasıl insanlar oturuyor sizce? Mesela çocuklar bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bir şey göremiyorlar yani. hani. E, halbuki acayip detaylar var. Ben mesela okumaya başlıyorum şimdi kapıyı. Diyorum ki işte kapıda bak kullanılan zil. Yani bu zili buraya kullanan böyle bir tasarrufta bulunan insanın şöyle bir durumu söz konusu olabilir. İşte bu kapıdaki şu detaylar. Şimdi mesela bir kapıya gidersiniz. Geleneksel mesela detaylar söz konusu olur. Yani bitkisel formlar ya da geometrik. Bir kapıya gidersiniz. Siz işte e, antik Yunan tapınaklarındaki işte arşitrav ya da ona benzer Ayrıntılar karşı karşıya kalırsınız. Aslında bu ayrıntılar içeride yaşayan kişinin ideolojisi, dünya görüşü, dünya ile kurduğu ilişki, bunlara dair birçok şey söyler size. O açıdan sanatın gerçekten ne olduğunu, hayatta karşılığının ne olduğunu, sanatla nasıl bir ilişki içerisine girmek gerektiğini, bütün bunları gösterecek yaşayarak gösterecek. Sadece anlatarak, söyleyerek değil. Bizatihi kendi şahsında bunları toplayarak e, insanlara adeta e, fışkırtacak kişilere o ara elemanları tabiri caizse e, ihtiyaç var. Yani hani e, ben mesela bunu e, görmemiş olmanın buna maalesef çok da muhatap olmamış olmanın ezikliğini çok fazla yaşadım. Çünkü ben Bugün anlattığım şeyleri çok sonra öğrendim, çok geç öğrendim. Yani evet. keşke çocukluğumdan itibaren e, böyle bir terbiye diyelim buna, e, terbiyeden geçmiş olsaydım. Babamın terbiyesini asla yatsımıyorum... bana kazandırdıklarını. E, ama daha rafine, daha ayrıntılı, daha çokça görünümü olan bir e, terbiyeye. Sadece annem babamdan değil bir toplum olarak, bir şehir olarak o terbiyeden geçmiş olmayı çok isterdim açıkçası. Herhalde bilgiden ziyade görgünün önemine işaret etmek Tabii. gerekiyor bu konuda. Biraz da hani bu şehirleşme meselesi, İstanbul çok merkezi bir yer, çok çok sonraları, yani işte 1950'lerden sonra büyük Anadolu'dan göçler oluyor. insanlar şehirde tanışıyor vesaire. Bu görgüyü de elde etmek herhalde birkaç nesil alacak bir şey. Hepimiz adına böyle bir yoksunluğumuz var gerçekten. şimdi siz bahsettiniz oraya işte oraya parantez buyurun. açmak isterim. Buyurun. Çünkü buyurun. o görgüyü ben ya, o konuda çok ümitli değilim. O görgüyü pek alabileceğimi sanmıyorum. Şöyle ki, şimdi geçmişe gidelim. Yani 100 sene öncesine. Bakın hı hı. 300 sene öncesini söylemiyorum. 100 sene öncesine, 150 sene öncesine gittiğimizde, hani İstanbul payitaht, e, bu ülke, bu coğrafyanın merkezi. E, Anadolu ise kendi içinde bir bütün zaten rafine bir kültürü yaşatan. Ama İstanbul'da da sağlıklı bir ilişki içerisinde, devamlı bir ilişki içerisinde olup İstanbul'da var olanın da Anadolu'ya yansıdığı, seyrelerek yansıdığı bir süreç var, bir yaşama biçimi var. Yani e, İstanbul'da gerçekten çok yüksek bir kültür var. Yani yüksek standartlar var. Anadolu'da ise o yüksek standartların Anadolu'daki hangi bölge ve iklimde olursa o bölge ve iklimdeki farklılıkların esas alındığı, seyreltilmiş o standartlar, yüksek standartlar yine var. Yani siz bugün İstanbul'a geçmişindeki bir sokağa gittiğinizde hayran olursunuz, e, muhteşem gelir. E, fakat Antalya kale içine gittiğinizde ondan daha azını görmezsiniz. Yani orada da hayranlık uyandıran bir şey vardır. Ya da işte İzmir'in Bilgi ilçesine gittiğiniz zaman, Aman Allah'ım dersiniz ya Rabbi bu nasıl bir güzellik? Yani Anadolu'da da aynı rafine kültür, aynı yüksek kültür var. Fakat ya son 200 yıldır hatta 300 yıldır e, biz gol yiyoruz yani dayak yiyoruz tamam mı? Yani e, ya da öyle, sermayeden yiyoruz. Sermayeden <laughs> yiyoruz. Ya yani o kadar çok yemişiz ki ya biz kimiz, neyiz, ne oldu arkadaş Hani nereden geldik, nereye gidiyoruz? şimdi Anadolu'dan gelenler İstanbul'a şöyle bir tavır almaları gerekiyordu normalde. Tabii burada devletin devreye girmesi gerekiyor. Yani burada asıl eksiklik devletle ilgili. Anadolu'dan geldiğin zaman kardeş sen nereye geldin? İstanbul'a geldin. E İstanbul nasıl bir şehir? İstanbul yeryüzünün belki standartları en yüksek şehridir. Yani çünkü şimdi sadece Osmanlı'ya ilgili bir şey değil bu. Hani Bizans'tayken de İstanbul inanılmaz yüksek standartlarda. Hani öncesi Roma'ya gittiğinizde de öyle ya. İstanbul binlerce yıldır böyle. Dolayısıyla o şehre geldiğinizde İstanbul'a o şehre ayak uydurmak, katılmak, o şehrin güzelliklerinden istifade ederek kendi getirdiğiniz güzelliklerle bir bütünleşme, bir terkip yaşamak dururken ne olmuş? Kesinlikle yatsımıyorum bunu ve hani e, kötülemiyorum da ama bu iyi bir şey değil yani sonuçları itibariyle. İşte kendi küçük gettolarımızı mesela kurmuşuz. İşte bunları zaten dernekleştirmişiz. Yani geçen e, bir eser almaya gittim sanatçıdan. Bana tarif ediyor işte e, Aybastıllar, Ordu Aybastılların lokali var diyor. E, ben Ordu Aybastılların lokaline derneğine giderken ee, belki arada 20 metre yok Ordu Aybastı'nın bilmem ne köyü derneğinin lokaliyle mesela karşılaştım. Şimdi ee, ya bu bir problem bunu kabul edelim. Ben bunun bir benzerini şeyle gördüm. Zaten hepimizin bildiği bir şey söyleyeceğim şey ama bizatihi gözlerimle şahit olmak beni üzdü. Almanya'ya mesela gittiğimde yani oradaki Türklerde de evet kendini korumak adına kabuğuna çekilmek dediğimiz bir şey var eyvallah ama e, biz hem millet olarak bakın Türkler olarak hem de din olarak kendi kabuğunun içinde kalabilme karakterine sahip değiliz. Yani biz o kabukları parçalar normal tarihe gittiğiniz zaman kabukları parçalar ve e, muarızımız bile olsa onunla ilişki içerisine girerek dönüşerek dönüştürerek neyse, bir şekilde o hareketliğin içerisinde yer alırız yani aldık tarih boyunca böyleydik ama Almanya'ya gittiğimde ben korkunç bir şey e, gördüm İşte Anadolu'dan İstanbul'a gelenler ne yaptıysa yine Anadolu'dan Almanya'ya gidenler aynı şeyi e, yapmışlar bu da tabii ki yüksek olanın seviyesine zarar veren bir şey yani evet. burada zarar gören İstanbul tahrip ee, eden bir şey Tabii ki şimdi şöyle Türk sinemasından bir sahne vardır biliyorsun. Boğaz Köprüsü'ne bakarak karakter der ki: "Seni yeneceğim İstanbul." Ya niye abi, yeniyorsun? Abi, niye <laughs> yeniyorsun? Yani İstanbul sana savaş açmaz ki normalde. Yani İstanbul Hı -hı. gerçekten barışın şehridir. Eee Selamet yurdudur ve İstanbul evet. e, ya inanılmaz bir şehirdir İstanbul. Eee Edmond Amicis'in İstanbul'un 1874'ünü e, anlattığı bir kitabı var. İstanbul 1874 diye. E, Çocuk Kalbi kitabıyla insanlar tanır mesela onu daha çok. Aha. Ama onun belki de başyapıtı İstanbul 1874'tür. Hatta İstanbul üzerine yazılmış bütün kitaplar içerisinde e, en iyisi olarak kabul edilir birçok kişiye göre ki benim de okuduğum en iyisi o bu arada. Onu e, söyleyeyim. Yani orada mesela bir sahne var. Marmara Denizi'nden Boğaz içine o Sultan Ahmed'i işte ilk görmeye başladığınız andan itibaren Boğaz içine giriş esnasındaki sahneyi kelimelerle ifade edişi gerçekten bir mucize ve orada şöyle bir ifade geçiyor bir cümle. Diyor ki bu manzara için gemiciler şöyle der. Yeryüzündeki bütün dertleri Kısa süreliğine de olsa unutturacak kadar güzel bir manzara. Ya şimdi, Gerçekten. ya böyle bir yere geliyorsunuz anlıyor musunuz yani? E, ama tabii bunun arkasında sosyoekonomik sayısız böyle şart sebep şu bu var. Dolayısıyla e, onları konuşmadan e, bunları konuşmak çok sağlıklı değil. Ama Hı -hı. E, sonuçta olan İstanbul'a e, oldu. Yani evet. bugün ben e, ...Aksaray'dan... Saray'dan e, Lale'ye doğru yürürken. İki tane genç ergen, bir tanesi elinde sigarayı e, bitmesine yakındı galiba. E, şöyle eliyle tak attı birinin kafasına gelebilirdi. Umurumda bile değildi. Çocuğun yüzüne baktım. Evet. Sadece eğleniyorduk yani hani e, o esnada. Ve o zaman şu aklınıza geliyor mesela biraz geriye gidiyorsunuz yine. Birisi sokakta yüksek sesle mesela konuştuğunda. İstanbul'da onun şöyle uyarıldığı aklınıza geliyor. Ne diyorlar? Diyorlar başka İstanbul yok. Yani hani bu şehirde böyle bağıramazsın hani bu şehirde böyle konuşamazsın çünkü başka İstanbul yok. Şimdi bu aklınıza geldiğinde bu ikisi arasındaki korkunç çatışmada nefes almak zorunda kalıyorsunuz ve bu çok yorucu bir şey. Yani yorucu, hani, evet. ki, e, hakikaten e, ki beni tanıyanlar. Şunu hep söylerler ya İsmail ne acı çekiyorsun arkadaş falan <laughs> e, diye ama öyle yani yapacak. Yani şey. e, İstanbul'u e, seven, orada yaşayan, orayla bütünleşmek isteyen insanlarda bile. Kafalarının bir tarafında bir kaçış planı <laughs> oluyor yani böyle manzaralarla e, yüzleşince e, bu bir hani dediğiniz gibi devlet e, politikası ki e, işte Prag mesela Avrupa'nın böyle şehirleri evet orada bir dondurulmuş e, cansız bir e, tarih e, tarihi doku var yani bu da eleştirilebilir ama İstanbul'da da e, gerçekten kontrolden çıkan bir işte nüfus bakımından yapı stoku bakımından çok büyük sorunlar var. Bu da insanı dellendiriyor yani İsmail Erdoğan'ı da sanırım. yani dengede tutmak çok zor olsa gerek değil mi? Hani o muvazeneyi yani korumak. Şöyle hani dondurulmuş ifadesini Prag için ben Prag'ı gördüm. Budapest'i gördüm, Viyana'yı gördüm. Yani Avrupa'nın önemli birçok şehrini gördüm. Ya keşke dondursaydık. Çünkü benim ecdadım böyle yaptı zaten. Yani evet. e, niye böyle yaptı? İstanbul'u fethettiği zaman Fatih Sultan Mehmet e, nüfusu 50 bin civarı, 40-50 bin civarı çünkü imparatorluk küçülmüş küçülmüş, ekonomik olarak küçülmüş vesaire e, nüfus da bundan nasibini almış. E, Fatih büyük bir imar faaliyetine başlıyor. Yani işte Cenevizlerle ticaret noktasında Venediklerle anlaşıyor vesaire. Şu bu yani İstanbul'un Hak ettiği canlılığı ve nüfusu sağlamak için büyük bir operasyon başlatıyor. 50 yıllık bir süre içerisinde bu operasyon karşılığını alıyor ve İstanbul'un nüfusu 400-500 bin civarına geliyor. Yani tarihe baktığımızda görmemiz çok zor değil. Yüzyıllar boyunca İstanbul'un nüfusu aynı kalıyor. Yani daha fazla büyümesine müsaade etmiyor. Daha fazla eve müsaade etmiyor. Niye? Çünkü yüksek standartları ancak böyle korursunuz. Evet. Yani baktığınız zaman 1920'lerde bile İstanbul'un nüfusu çok farklı değildir. Evet. Ancak bunu yapmakla o güzellik korunabilir. Fakat biz bunu yapmadık. İstanbul'a sırtımızı döndük. Ve bugün ne hikmetse İstanbul'a neyse o cümleyi kurmayayım. Yani e, ee, bugün öyle şeyler yapılıyor ki e, akıl işi değil e, ve İstanbul'un her yerinde yani bugün Boğaz'dan geçerken hep yapılmaması gereken yerde yeni yapıların yükseldiğini bu gözler görüyor. Ya yani benim evimin arka tarafında e, Cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasi karakterlerinden birinin satın alıp da üzerine ev yapamadığı bir Arsada, arazide, bir koruda şu an 3 tane, e, tane yapı şimdilik 3 tane yapı hemen hemen bitmiş durumda. O yüzden e, çok fena şeyler e, yapılıyor ve bu konuda İstanbul tabii bunu ne kadar kaldırır? Yani şehirlerin sonuçta bunlara cevabı her zaman vardır, tarihte olmuştur. Yani e, şehirler, şehirlerdeki o metafizik gerilim. Ya boşuna değildir onlar. Yani evet. e, onlar kendi cevabını hep vermiştir. Tabi İstanbul'un vereceği olası bir cevabın neticelerinden hepimiz Allah'a e, sığınmalıyız onlar. diye. Eyvallah e, tabi İstanbul üzerine e, çokça e, konuşuyoruz. Dert dert Derdimizden konuşuyoruz elbette ki. E, umarız o cevabı vermeden e, biz bir cevap yetiştiririz. E, insan, e, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak yöneticiler e, bu konulara biraz daha duyarlı olur. E, şimdi tabii biz e, başlığı belirlerken işte sanatın gerçekleri, e, işte e, gerçeğin e, sanatı diye bir başlık, gerçeklerin sanatı diye bir başlık belirledik. Şimdi aslında bu, bu da yani İstanbul'un o yüze çarpan, çarptıkça insanı böyle e, üzen soğuk bir gerçeklik e, den bahsediyoruz. Ee, hakikaten modern süreçte de siz de kitabınızda bu meseleleri irdeliyorsunuz. Ee, i̇nsan hem kendisine bakışını hem tabiatı, algılayışını, Tanrı ile olan ilişkisini yeniden kurmaya çalıştı. Bu büyük bir travma da oluşturdu. Ee, ve bunun tabii ki sanata yansıyan tarafları oldu. Bir sürü akımlar görüyoruz sanat tarihi açısından. Ee, bu gerçeklikle e, yüzleşmek, soğuk gerçeklikle yüzleşmek, bunu yumuşatmak aslında sanatla mümkün. Bugün mümkün değil mi bu? Telefonunuz. <laughs> evet, ee, şimdi tarihte ortaya çıkan akımlar... <laughs> Sanat tarihinin konusudur Hı -hı. fakat orada şöyle bir nokta kaçırılır. Bize okutulan sanat tarihi e, batının sanat tarihidir. Yani biz Hı -hı. ne bizim kendi sanat tarihimizi okuruz doğruduruz ne işte batı dışındaki toplumların. Yani e, Latin Amerika'nın e, sanat tarihini bugün e, kimse müfredata yer vermez dünyanın başka bölgelerinde. Bir kere burada bir problem var. Ee, eğer o akımlar batıda ortaya çıkmış akımlar üzerinden meseleye yaklaşırsak hepsi çok tabii bir süreçte ortaya e, çıkıyor. Yani e, barok sanatının resminin ortaya çıkışı ya da rönesansın sonrasında işte Fransızların e, bir cevabı barok sonrası rokokonun e, efendim Neoklasik dediğimiz 19. yüzyılda e, yeniden canlanan o klasiğin Yunan klasiğinden bahsediyoruz. Hı hı. E, ve oradan işte modern e, resme, modern sanata Picasso'lara, e, gogenlere efendim Matisse'lere, degalara geldiğimiz o süreç. Bunların hepsi e, o toplumların kendi sosyal kültürel ve ekonomik ve siyasal gerçekleriyle organik bir ilişki içerisinde şekilleniyor. Yani sanatı konuşurken aslında her şeyi konuşuyor insanlar. Ama bunun farkında değiller çünkü sanatın bağlantılı olmadığı, ilişki içerisinde girmediği hiçbir şey yok. Ama biz çok atomistik bir şekilde düşündüğümüz ve meseleleri ele aldığımız, yaklaştığımız için bunları hep böyle ayırıyoruz çeşitli şekillerde. E, ve o ayrımlar üzerinden yaptığımız okumalarla bazı sonuçlara varıyoruz. Halbuki yani Picasso e, eğer 18. yüzyılda doğmuş olsaydı e, muhtemelen Picasso diye bir adamı yeryüzünde hiç kimse duymayacaktı. Yani, yani e, Belki Picasso resim bile yapmayacaktı. E, ya da işte Rembrandt e, Orta Çağ'da, yani Bizans döneminde... Karşımıza çıksaydı, doğmuş olsaydı, o Rembrandt büyük ihtimalle olmayacaktı. Yani çünkü Rembrandt'ın mesela ortaya çıktığı dönem Hollanda'nın altın çağıdır. Yani Hollanda'nın altın çağında Rembrandt gibi bir karaktere bir nevi izin çıkar, ama orta çağda Rembrandt gibi bir karaktere izin çıkmaz. Yani Caravaggio dediğimiz isimli o hırçın adam, yani Rönesans Barok arasında ki Barok'tur o daha ziyade ama hani e, bu geçişler de aslında e, çok kesin e, geçişler değildir. Yani bu tam olarak şu tarihte biter, bu evet. tam olarak bu tarihte başlar. Böyle bir şey e, yok. E, bütün bunlar e, insanoğlunun o seyir defterinde e, ortaya çıkan algılama biçimiyle beraber, işte dindeki ister mezhebi ister felsefi o teolojik farklılıklarla beraber, teknolojik gelişmelerle beraber sanatın verdiği doğal cevaplar aslında bu hmm. bakımlar. Yani bizde de mesela baktığımız zaman çok doğal bir süreçte karşı karşıyayızdır ta ki Batıllaşmaya kadar. Yani bizde işte Rönesans'tı, Barok'tu, şuydu buydu gibi ayrımlar söz konusu değil. Çünkü biz Müslümanlar olarak söylüyorum bunu. Hayatı çok daha organik bir şekilde yaşıyoruz. Ve illaki bir adlandırmaya ve sınıflandırmaya gitmiyoruz. Yani Mimar Sinan'ın klasik mimari dediğimiz o üslubu zirveye taşıması diye bir gerçeklik var ama o gerçekliği eşelediğiniz zaman siz ta 10. yüzyıldaki bazı yapılara kadar gider. Oradan yavaş yavaş kademe kademe böyle Mimar Sinan'da zirveye yerleşen bir e, üslup akışını o belgeseli görebilirsiniz. Organik Şimdi, bir devamlılık söz konusu. E, devamlılık o söz konusu ve burada en önemli şey ise şu tekrar söz konusu değil bakın yani hmm. e, bugün maalesef e, anlayamadığımız kaçırdığımız e, en temel şey bu. Yani Mimar Sinan hiçbir zaman kendini tekrar etmemiş. Yani Mimar Sinan'ın talebeleri de Mimar Sinan'ı e, tekrar etmemiş. Şimdi düşünsenize biz e, bugün Hindistan'a niye gideriz? Bana göre bir insanın Hindistan'a gitmesinin tek bir meşru gerekçesi olabilir. Taş Mahali görmek. Taj Mahali. yani, Taş Mahali görmek diye bir gerekçesi yoksa bir insanın Hindistan'a gitmesi bana e, tuhaf geliyor yani hani e, çünkü oradaki manzaraları biliyorum az çok e, şehirlerin evet. nasıl koktuğunu falan filan yani bir sürü olumsuz senaryo söz konusu. Bunlar gerçek açıkçası e, ve mimar Sinan'ın talebeleri yaptığı Taş Mahali yani başkası yapmadı. E sonuçta ne yapardı? Hocalarından öğrendikleri gibi klasik mimari üslubuna uygun bir yapıyı tak yerleştirirdi taş mahalin yerine. Ama gitti orada o bölgenin mimarisiyle, kültürel birikimiyle, tezini, anlayışlarıyla, farklı kompozisyonlar ve farklı malzemeler üzerinden insanlığın görüp görebileceği en muhteşem şaheserlerden bir tanesine imza attılar. Dolayısıyla tekrar yok. Geçmişten beslenme, ibret alma, ama ileriye doğru yaşama dediğimiz şey söz konusu. Yani çok sevdiğim bir söz var. Hayat geriye bakılarak anlaşılır belki ama ileriye doğru yaşanılır diye. Yani yani geriye bak bakma değil de asıl ama yapacağın yolculuk ileriye doğru. O yüzden bizdeki bu organik akış Batılaşma ile beraber bozuluyor. Orada bir yani, şok yaşanıyor sanki. İlk başta bir şok değil. Mesela bizim barokla tanışmamız, ilk tanışmamız korkunç sonuçlar doğurmamış. Nuru Osmaniye Camii mesela. Yani Hı -hı. %100 Osmanlı baroğu olarak da ifade edilir ya da yerli barok olarak da ifade edilir. Hı -hı. Yani çünkü siz hala güçlüsünüz. Yani hala Avrupa'nın hatta dünyanın en güçlü siyasal gücüsünüz karşılaşıyorsunuz. Bir kültürel karşılaşma. Ee, ama hala çok güçlüsünüz. Dolayısıyla Onu içerebiliyorsunuz. Eh, aldığınızı dönüştürebilme gücünüz var. Yani yerleştirebilme gücünüz var. O yüzden barokla tanışmamız çok kötü sonuçlar doğurmamış ama ilerleyen süreçte e, kendimizi unuttuğumuz ve onun yerine bir başkasın. Yani şimdi Dolmabahçe e, Sarayı. Yani Evet etkileyici, evet gösterişli, evet güçlü ee, ama bizimle bir alakası yok yani baktığınız zaman e, mimarisine. Ee, ve Topkapı Sarayı'ndan da mesela bir kişi çok etkilenebilir. Ee, Dolmabahçe Sarayı'ndan da çok etkilenebilir fakat <laughs> ikisinden de etkilenme biçimi kesinlikle aynı olmayacaktır. Yani ikisinin söylediği şey o kişiye kesinlikle hmm. farklı olacaktır. Evet, o o zaman içermeden ani geçişler ya da ne diyelim kuru bir taklitle bu işe koyulmak herhalde o garip ucubeleri meydana getirdi. Yani bunu Dolma Bahçe Sarayı için söylemiyorum ama günümüzde mesela dediğiniz gibi o klasik mimari tırnak içinde klasik mimariyi işte Trabzon'un bilmem ne dağ köyünde bile <laughs> yapılan camide onu görebiliyorsunuz. Bakın bu... olur gibi değil bir köyde <laughs> dört binareli camiyle karşılaşabiliyorsunuz yani Allah aşkına bu nasıl bir akıl tutulmasıdır yani bu bir bilmiyorum yani. Mis gibi böyle ahşap varken değil mi? Çok güzel. E... bu, bu bakın bu geleneği, geleneği taklit etmek ya da geleneğe saygı duymak değildir. Bilakis Geleneğe meydan okumaktır. Bakın, yani bir köye dört minareli cami yapmak, iki minareli cami yapmak, geleneğe meydan okumak demektir yani. O kadar aslında e, bir facia söz konusu ama e, maalesef e, şeylerle e, bağ kopmuş. Yani neyin nasıl olduğu e, ve nasıl olması gerektiği ile ilgili o anlam süreciyle aramızdaki bağ maalesef kopmuş. Bu. Taklit ya da devşirme dediğimiz şeye Cumhuriyet döneminde çok güzel bir örnek var. E, D grubu ressamları dediğimiz ressamlar vardır. E, çoğunun onların oluşturduğu bir Türk ressamlar grubu Paris'te sergi açıyorlar. Ya yani bu şehir efsanesi değil, gerçek bir hadisidir. Hatta Türkiye'de çok da tartışılmıştır bu mesele. E, Paris'te sergi açıyorlar. Bir sanat sever ya da bir sanat eleştirmeni orayı çok iyi hatırlamıyorum. E, sergi gezmeye geliyor. İşte bir müddet dolaştıktan sonra e, soruyor diyor ki bu serginin komseri nerede? E, o dönemlerde küratör kavramı kullanılmıyor, onun yerine komser kavramı kullanılıyor. Dolayısıyla sergi komseri nerede? E, sergi komseri de İlhan Berk çağırıyorlar İlhan Berk'i. İşte buyurun diyorlar sergi komseri. E, bu Fransız sanatsever şöyle bir soru yöneltiyor, diyor ki e, ben Türk ressamlarının sergisini gezmeye geldim, e, nerede diyor Türk ressamlarının resimleri? İşte İlhan Berk diyor efendim e, burada diyor hani bunlar bulunduğumuz salondaki eserler. E, Hayır diyor şey adam yanılıyorsunuz bunlar Türk ressamlarının eseri olamaz. İşte bu diyor Picasso diyor işte bu diyor Dega diyor bu diyor Renoir diyor bu diyor bilmem şu diyor bunlar bizim ressamlarımız diyor yani bizim ressamlarımız <laughs> olabilir bunlar diyor. Sizinkiler nerede diyor yani. Şimdi e, bu olay Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde yansıyor ve yerli sanat, milli sanat meselesi bir müddet konuşuluyor. Ya, Ama işte sen... bu yerli ve milli meselesi de <laughs> dediğiniz gibi böyle hani kiç dediğimiz çerçevede e, algılanmaya başlayınca da garip şeyler ortaya çıkıyor. Hani e, işte dört minareli cami işte dağın başında böyle bir yere yani şu, yapmak için haşmetli ya da çekinelim, e, çekinelim. tuhaf <laughs> yapılar ortaya çıkıyor. Yazık bize ya. Allah yazık bize. Ya bu büyük e, işte haşmetli işte falan bu e, ön planda tutulduğu için belki bunun da haklı gerekçeleri olabilir yani işte siyasi söylem açısından olabilir e, ne diyelim e, gerekçeleri üretilebilir ama güzel mi? sorusu çok basit ve e, herkes tarafından da aşağı yukarı e, cevabı belli olan bir şeydir şöyle gerekçeler üretilebilir eyvallah ama kendi kanaatim hiçbir gerekçe e, haklı bir gerekçe olamaz çünkü bir şeyin haklı gerekçe olmasının yani gerekçelendirmenin çok önemli olduğu bizim tarihimizde zaten var. Bunun en ünlü örneği Sultanahmet Camisi'dir. Yani Sultanahmet Camisi yapıldığında tarafından protesto edilmiş bir camidir. Ulema tarafından, ilmiye sınıfı tarafından protesto edilmiştir. Ve şu sorulmuştur. Yani ey Sultanahmet sen böyle bir külliyeyi inşa etme gerekçesi olarak neyi başardın? Yani ne yaptın hmm. da o zaferin bir nişanesi olarak böyle bir külliye yapmaya kalkışıyorsun? Böyle bir şey hakkın var mı? Bakın soruya bakar mısınız ya? Yani. Hmm. Şimdi niye mesela biz Mecid zamanında devasa yapılar görmüyoruz? Parası mı yoktu Mecid'in? Yaptıramaz mıydı? Yer mi yoktu? Pekala Çamlıca tepesine yaptırabilirdi. Boştu yani. Bir sıkıntı yoktu. Ama bakın son yüzyılında Osmanlı'nın yapılan camilerin hepsi küçüktür. Çünkü Hı. imparatorluk küçülmüş. Yani sizin bir Süleymaniye külliyesi gibi yapı yaptırmaya haddiniz yetmez. Anlıyor musunuz? Yani bir şeyi zaten sağlıklı olarak gerekçelendirmek sizin geleneğinize ait bir ilke. Koyulmuş bir ilke. O açıdan ee, bunun gerekçelendirilebileceğini düşünmüyorum. Ee, bak, çok büyük fırsatlar kaçırılıyor. Ben ona yanıyorum. Yani hani hmm. e, harika şeyler gerçekten Ama yapılmıyor da değil. Aslında güzel örnekler de ortaya çıkabiliyor, nadir de olsa. Hiç yani... değil. değil evet. Yani, yani bugün. Mesela e, Taksim o... Camii'ni beğendi mi acaba İsmail Erdoğan? E, Taksim Cami'ne e, daha gitmedim. E, çünkü hmm. e, yani korkuyorum gitmeye. E, beğenmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Beğenmemekten korkuyorum. Eee Çamlıca Camii'ne hiç gitmedim. Eee evet, orayı da, anladık. <laughs> ölene kadar da gitmek gibi <laughs> bir düşüncem yok. E, ya şöyle bakın şimdi ben hani Galata'dayım son zamanlarda <laughs> ve orada çok farklı tipte dünyadan ırktan, dinden insanlar var ya onlarla ben muhatap oluyorum. Nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Çok acı bir şey ya. Böyle hep İslam ve Müslümanları savunmak zorunda kalıyorsunuz. Yani korkunç bir şey ya. Müslüman mahallesinde ben Müslümanları hani kendimi savunmaya çalışıyorum arkadaş. Bu nasıl bir iştir? Bugün Dünya Bizim'de okudum. İsveçli sonradan Müslüman olmuş bir müzisyen üzerine yazıyı okudum orada da mesela o müzisyen şey diyor hep diyor kendimi diyor Müslüman olarak savunmak zorunda kalıyorum diyor yani bu çok kötü bir şey diyor Çünkü İslam'ın ve Müslümanların Hani kendilerini savunmalarını gerektirecek Aslında hiçbir kötü özelliği olamaz yani hani Çünkü İslam Normalde buna müsaade etmeyecek bir dindir evet. ama savunmak zorunda kalıyorum Çünkü çoğu eleştirdi haklılar ne yapabilirim ki ben onları hep şöyle demek durumunda kalıyorum ya evet e, örnek böyle ama gerçek öyle değil falan yani aslında öyle değil ya aslında <laughs> öyle değil falan ya bu çok kötü bir şey korkunç yorucu mi? bir şey değil mi hakikaten Korkus. yani e, Müslümanları yoran e, herhalde en büyük mesele e, bu savunma psikolojisi hep savunmadasınız yani hep savunmadasınız evet. sonra mesela bizim e, şeyler e, is, İslami camiyadaki e, arkadaşlar e, bu e, kendilerine karşı hep bir saldırının olmasından dolayı çoklukla şikayet ederler. Evet. E, ya kusura bakmayalım hani hakikaten takkiyi çıkarıp şöyle bir önümüze ya çok da iyi durumda değiliz ya eleştirilecek o kadar çok yerimiz şeyimiz var ki yani hani tabii ki savunacağız mecburuz çünkü. E, evet. Yani niye mecburuz? E, ya bir tarafta İslam dini ve onun mümtaz şahsiyetleri, o şahsiyetlerin hayatları üzerinden, yaptıkları üzerinden yani ya İslam böyle bir dinse, hani İslam böyle şehirler kuruyorsa, İslam böyle bir hayat nizamına vesile oluyorsa o zaman ben Müslüman olurum diyen tecrübelerden sonuçta biz buraya geldik. Bakın ben Almanya'ya gittiğimde şöyle bir cümleyle döndüm oradan dedim ki ben bir Alman olsam Türklere bakarak asla Müslüman olmam dedim yani hani ya neyine bakayım da Müslüman e, olayım yani oradaki Türkleri küçümsemiyorum e, af 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 fesinler beni yani yanlış anlaşılmasın ama orada e, bizim o kolonizatör dervişler dediğimiz geçmişteki ruhla hareket ederek yani bir Almanı cezbedecek onda kendinde olmayan e, güzellikleri ona gösterecek. Evet, misafirperverlik efendim yani birçok şey haslet bizde söz konusu. Oradaki Türklerde, Müslümanlarda da söz konusu ama e, o yeterli e, bir şey değil. Yani bizim e, çok daha fazlasını ortaya koy. Ben bunu sorumlu birisi olarak söylüyorum burada. Çünkü Müslüman evet. sorumludur. Hani bu kadar. Müslüman evet. sorumlu değildir mesela. Müslüman sorumludur ve evet. o sorumluluk ona elinden gelenin en iyisini her durumda e, yapmasını salık verir. Hey o yüzden de e, bizim nerede olursak olalım bir temsil makamında olarak olduğumuz şeyi en iyi şekilde temsil etme ve gösterme zorunluluğumuz var. Yani hmm. buradan şöyle bir cümle e, kurayım. Yani Müslümanlar iyi görünmek zorundadır. Müslümanlar iyi kokmak zorundadır. Çünkü Peygamber Efendimiz bana üç şey sevdirildi diyor. Bir tanesi koku. İnanabiliyor musunuz? Yani benim mesela hani ölmeden önce insanla armağan etmek istediğim şeylerden bir tanesi güzel bir koku mesela. Yani bunu yapabilirim yapamam bilmiyorum ama çünkü benim Peygamber Efendim bunun altını çiziyor yani diyor ki bana bu sevdirildi. Bu çok güzel bir şey. Harika. O yüzden ee, uh -huh. yani iyi görünmek, iyi olmak, iyi düşünmek. Ee, iyi konuşmak hani e, iyi göstermek çünkü niye iyi biz bende çünkü yani ben iyi olanı iyi bir şekilde göstermekte e, sorumluyum yoksa başka seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum e, açıkçası. siz söylediniz yani Müslümana bakan birisi kendisindeki bir eksikliği eksik olan bir iyiliği görmeli bu çok önemli bir nokta gerçekten. Sezai Karakoç'un şu sözü mesela, muhtemelen Hazreti Ömer'in ihtida etmesi ile ilgili söylemiştir bu sözü. Ben öyle yorumluyorum. Hmm. Ee, İslam'ı öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelenler sende dirilsin der. Sezani Hayat Karaköç. bulsunlar evet. Yani e, mesela sanat da burada e, o dirilten şey aslında. Çünkü sanat güzellikle e, hemhal olmaktır her şeyden önce. Yani insanın Dünyayı güzelleştirmek diye bir misyonu varsa ki yaratılıştan var, o güzelliğin peşinde olarak her an o güzellik içre nefes alarak o güzelliği insanlara armağan etmek üzere yaşamasıdır. Yani sanat burada sadece vesiledir. Yani sanat amaçtır. Amaçların amacıdır sanat şöyle. Böyle bir şey yok yani. Her şey bizi hakikate götüren bir vesiledir. Ee, hmm. asıl olana e, götüren, vasıl olmamızı sağlayan meseledir ki Alişeriyeti Ali Şeriyeti ile Cemil Meriç'i mesela kesiştiren noktalardan biri budur. Çünkü ben Ali kitabında şöyle bir üçleme gördüm. Bir kitabın din İrfan ve sanat. İnsanı Allah'a götüren ilahi yollar. Bir nevi din, irfan ve sanat. Ee, şeyde de Cemil Meriç'te de... Din, aşk ve şiir vardır. Evet, evet. Yani oradaki aşk... E, irfan'a karşılık gelir. Ali Şeriat'i de... E, şiir ise sanata karşılık e, gelir ki... Şiir sanatların sanatıdır e, biliyorsun. O yüzden... Yani bunların hepsi bizi asıl olana götüren vesilelerdir. Sanat da işte bu vesileler içerisinde bu çağda en zayıf halkamızdır adeta. Ve bu halkada zayıflığın bize ödettiği bedeller çok çok ağır. O bedelleri bir an önce hafifletmemiz hatta tersine çevirmemiz gerekiyor acizane. Evet bu evet, biraz, zaman, biraz alacak zaman alacak ama, ama e, İsmail, İsmail Erdoğan'ın Erdoğan çabaları, çabaları ve e, tabii ki e, onun gibi sanata gönül veren, e, güzelliğe gönül veren insanların çabaları e, bu süreyi biraz kısaltacak diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Yani. Hani es, eskilerin e, hani usulsüz usul olmaz e, meselesi. E, sanat biraz da yol yordam e, bilme e, meselesi sanırım. Bu giyinmede, e, konuşmada ...işte her yemek yemekte, ev işte dekorasyonunda filan, bunların hepsinde bir usulü gözetme meselesi. Çok teşekkür ederim, çok önemli notlar düştünüz. Ben tekrar izleyeceğim bu yayını. Önemli cümleler not ettiniz çünkü kayda geçtiniz. Yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Yine ben size 3 isim ve 3 kelime soracağım. Onlar da bizi tabii ki konuşturacak birazcık daha. Üç isimden birincisi Hikmet Barutçugil. Sizde ee, neye karşılık gelir? Yani Hikmet Hoca e, Hikmet'e karşılık gelir e, bende. Yani adıyla müsemma yeryüzünde gördüğüm en e, doğru insanlardan e, bir tanesi. Örnek vereyim, e, benim e, galerimde bir su kuyusu var, deprem kuyusu e, olarak da geçiyor. 15 metre derinliği olan e, ve içindeki suyun da neredeyse berrak bir su olduğu bir su kuyusu. İşte e, çapı kuyunun bir buçuk metreye de yakın bir çapı var. E, o kuyuyu aydınlattığımızda benim aklıma hemen e, o suda lotus çiçeklerini gezdirmek geldi. Yani lotus çiçekleri aklıma geldi. Ya da nilüfer çiçekleri. E, Hikmet hocayı aradım. Dedim hocam. Ebru kağıdından e, suya dayanıklı lotus çiçekleri istiyorum sizden dedim. E, ve yani 70 yaşında hemen hemen bir insandan bahsediyoruz. Hemen hareket alıp o gün e, kesip biçmeye başlayarak 3 hatta 4 gününü o işe verip e, serginin açılışına yetiştirdi. Ve benim şu an e, hikmet gösterdi yani hani. Hocam himmet eyledi. Evet, e, kesinlikle e, öyle bir adam Hikmet Hoca. Yani alkışlıyoruz e, tabii ki hocamızı. Selam olsun. Allah e, güzel e, uzun ömürler versin. E, Cemal Toy e, yine İsmail Erdoğan hayatında önemli bir isim. Yani Cemal Toy e, tabii sanatla girdiğim ilişki içerisinde kilometre taşı diyebileceğim isimlerden bir tanesi. Eee sohbetiyle o güler yüzüyle ve naif e, tavırlarıyla, e, hep yapıcı haliyle e, doğru istişare edilecek kişi olması e, ile hayatımda özel bir yeri vardır. Hoca Ali Rıza Ekol dediğimiz Ekolü bugün devam ettiren ender isimlerden e, bir tanesidir ve o Ekol kesinlikle e, bugün sanatın bütün alanlarında Eserden çok şahsiyet olarak yaşaması gereken bir ekoldür. İşte hı hı. Cemal Toy hem eser olarak hem de şahsiyet olarak o ekolü yaşatan isimlerden bir tanesi bugün. Hı hı. Ya bu silsileye dahil olmuş e, insanlarla tanışmak aslında o silsenin en başıyla da mülaki olmak anlamına da geliyor. Bu da çok heyecan verici bir şey e, olsa gerek. Yani Kesinlikle. sanatta... E, Edebiyatta bu çok önemli bir e, hadise sanırım. Evet, kesinlikle. Üçüncü ismimiz de İlhami Atalay. Tabii o da önemli bir isim. <laughs> İlhami Atalay e, önemli. Şöyle ki, az önce bahsettim hani İslamcı hı hı. ailelerdeniz sanatla girdiğimiz bir ilişki <laughs> yok. Ne sanat galerisi görmüşüz ne bir sergi ee, yıllar önce yani 2000'li yıllardan bahsediyorum Sultanahmet'ten e, Sirkeci'ye doğru iniyorum tramvay yolunda e, Gülhane'yi geçtikten hemen sonra bir ara birkaç sene orada bir e, sanat galerisi yürüttü o kendi galerisi yürüyorum yürürken sağ tarafımda bir şey hissettim böyle yani bir vitrin var vitrinde bir şey var. Ve bir şey beni daha tam olarak onu görmeden çarptı. Yönümü şöyle bir döndüm. Şu an benim galerimde asılı olan beyin tablosu. Vitrindeydi. Hmm. Şimdi aman Allah'ım ya bu nasıl bir şey? Bir baktım üstünde işte Arapça yazılar. ilk etapta Arapça olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü okumuyorsunuz. Okuyunca onun Osmanlıca olduğunu anladım tabii. İşte vavlar, huğlar falan filan serpiştirilmiş. En üstteki o Osmanlıca yazıyı okudum ben. Ne yazıyor orada? İşte bu aklın yaptığına şaşmak akıl değildir. Akıllar yaratan aklı bilmeyen akıl, akıl değildir. Oh. Bu cümleyi okudum. Okur okumaz. Kim dedim bu ressam ya? Benim bu ressamla tanışmam gerek diyerek hayatımda ilk defa bir galeriden içeri girdim. Ve İlham Yatala'yla tanıştım. Yani oh. öyle başladı ve... Benim sanat serüvenimde, sanatta girdiğim ilişkide İlhami Atalı'nın önemi çok çok büyüktür. Allah uzun ömürler versin. Allah ondan razı olsun. Ya. Kesinlikle yaşayan yeryüzündeki en önemli sanatçılardan biridir. Hakkı daha verilmemiş bir isimdir ama bir gün mutlaka o hakkın teslim edileceğine ben inanıyorum. Dante için şeyler Cemil Meriç, öldükten 50 sene sonra tanrı olarak ayağa kaldırıldı der. Ee, İlhami Atalay inşallah <laughs> e, Allah kendinden versin ölmeden e, hakkı verilir. Hı hı, ama inşallah. öyle böyle hakkı teslim edilecek ona inanıyorum. Evet. Bazen de böyle büyük yazarlar, büyük sanatçılar muhataplarını bekliyorlar belki. Ee, birkaç nesil geçmesi gerekiyor anlaşılmaları için ama e, İlhami Atalay e, dediğiniz gibi e, bu takdire günümüzde de Yaşayan insanlar olarak, aynı havayı soluyan insanlar olarak e, tabii ki buna e, layık bir insan. E, üç kelime e, birinci kelimemiz sükut. Sükut, yani söz gümüş ise sükut altındır diye bir e, atasözümüz vardır. Yani ben bunu kaç yaşında ilk duyduğum ya da kaçıncı duyuşumda bilmiyorum ama beni çok etkilediği bir anı iyi hatırlıyorum. Eee... Vay be demiştim ya, yani söz gümüş ise süküt şimdi çocuk aklı böyle e, muhakeme yapıyorum. Söz gümüş ise süküt altındır demek ki süküt daha değerli şimdi çünkü Aynen. altın gümüşten daha değerli <laughs> demek ki çok konuşmak iyi bir şey değil yani e, ben şu an çok konuştuğuma bakılmasın hani aslında e, sükutu seven sükutu tercih eden yani sessizlikten yana bir adamımdır. Sadece mikrofon uzatıldığında <laughs> boş boğazlık yapıyorum. E, ama sükut e, kesinlikle çok ihtiyacımız olan e, İbrahim Paşalı'nın Dudağını ısıranlar Hareketi diye bir yazısı vardır. Çok eski bir yazıdır o. E, o yazıya şöyle e, başlar. E, Tanrı'nın sessiz konuştuğundan ve hiç susmadığından, asla bağırarak konuşmadığından ve Tanrı'nın çok ama çok farklı şekillerde konuşma biçiminden giriş öyledir paragraf. Müthiş bir girişi vardır o yazının. Dolayısıyla e, sükut ilahi olanla daha organik bir ilişkiyi ifade eder ama ilahi olan bazen de bağırmayı gerektirir. O da ayrı bir... E, <laughs> Eyvallah. Ee, i̇kinci kelimemiz ayakkabı. Ayakkabı aşktır falan. <gülüyor> <gülüyor> yani <benim> tanıdığın <laughs> için tabii ayakkabıyı seçmişsin. Ee, yani yani demiyoruz. <laughs> Muhtemelen ayakkabı, ayakkabı falan da ayakkabı yok ama. önemli bir şey. Daha ziyade kadınların aslında şeyidir. Ayakkabı meselesidir. Benim için de büyük bir meseledir. <laughs> çünkü yani insanı, erkeği ya da insanı neyse en iyi gösteren ya dost başa düşman ayağı diye bir söz var. Yani hayatımız düşmanlarla çevrili demiyorum ama yani ayaklara çok bakılıyor. Dolayısıyla bakıldığında görülen şeyin o insan üzerinde bıraktığı etki çok güçlüdür. Çünkü ayakkabı tercihiniz sizin dünya ile kurduğunuz ilişkiyle çok çok yakından e, alakalıdır. E, yani siz bir erkeğin e, özellikle kadında da bu belli olur, ama erkekte aslında daha da belirgindir. Yani ayakkabı tercihinden e, onun dünya ile kurduğu ilişkiye dair çok fazla şey e, görebilirsiniz. Ve benim ayağımdakiler genelde de zaten e, normal olmayan şeylerdir. E, <laughs> Rahat yani ediyorsanız ayakkabı, sorun yok. <laughs> ayakkabı güzel bir şey. Ayakkabı Eyvallah. iyi. <laughs> Ayaklarınıza ve ayakkabılarınıza sağlık e, diyelim o zaman. E, üçüncü kelimemiz de terzi. Aslında babanızdan bahsederken andık. E, terzi. E, terzi. Hem metaforik olarak hem de Eş, işte babanız. E, terzilik bugün güçlenerek devam ediyor ve yaşıyor olsaydı. Yani hmm. bizim... Terziliği kaybetmekle neyi kaybettiğimizi iyi düşünmemiz gerekiyor. Neyi kaybettik? E, hususi olmayı, özel olmayı kaybettik. Yani e, bugün hepimiz e, fabrikalarda üretilen fotokopi makinesinden çıkmış gibi kıyafetlere esir olmuş durumdayız. Ve devamlı pişti oluyoruz. Yani herkes e, binlerce, on binlerce ve yüz binlerce üretilmiş ayakkabıdan e, birini... Tercih ederek bir başkası ile aynı şeyi giyme zorunluluğuna düçar oluyor. Ama terzi öyle değildir. Yani ayakkabıda da öyledir. El üretiminde. Size aittir yani her şey ile. Yani terzi sizi yoklar. Sizinle ilişki içerisine girer. Sizin maddi manevi varlığınızla bir münasebet bir ünsiyet söz konusu olur. Ve oradaki kumaştan içindeki astara ve düğmeye kadar... Siz tercih edersiniz. Yani e, ben hala e, kıyafetlerini diktiren bir adamın bazı kıyafetlerini ve e, onları giydiğim zaman hissettiğim şey şu bu arada. Ya, dünya'da bundan sadece bende var. Daha ne olsun ki? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Daha ne olsun ki? Ee, e, bu bir lüks olarak algılanıyor, algılanıyor e, günümüzde. Yanlış o... algılardan bir tanesi. İnsanlar o dünyadan çok uzak olduğu için. E, bunu lüks olarak görüyor. Fakat e, çok uygun fiyatlara muhteşem şeyler e, mal edilebilir. Bundan emin Hı. olun. O zaman hususilik e, lüks değildir diye böyle bir Asla. spot cümle. Hususilik <laughs> kesinlikle hususilik insanın en doğal yaratılıştan getirdiği hakkıdır. Evet. hakkıdır. Ona adı... da, ona da sahip çıkmak e, ve hakkını teslim etmek lazım. E, İsmail Erdoğan çok teşekkür ederim. E, bana vakit, vakit ayırdın. E, Mavera Vakfı'na e, bu akşam güzel bir e, söyleşi e, hediye etmiş olduk. E, Ruh Ruberu Sanat e, Galerisi'ni de heyecanla görmeyi istiyorum. İnşallah e, bizleri izleyen dostlarımız da ziyaret etsinler e, muhakkak. E, çok teşekkür ederim. E, kayıtlara güzel bir sohbetimiz geçmiş oldu. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok e, ya yani online'da olabilecek bence en rahat <laughs> tatlı sohbetlerden biri e, oldu diye abi. düşünüyorum. E, galeriye beklerim. E, orada çaya kahveye muhabbete e, beklerim. Her türlü güzelliğe aç ve açık bir e, adam olduğumu düşünüyorum. O yüzden, o yüzden e, tekrar görüşmek dileğiyle. Yani bir yemek e, şeyi lokanta o, o olmadı ama çayınız kahveniz var <laughs> gelenler için anladığım kadarıyla. Evet. Bir kafe evet. değilsiniz. Kafe değiliz ama misafirlerimizi ağırlamaya her zaman için hazırız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah e, bu yaktığınız ateş e, çok uzun süreli yanar ve sanat severleri de e, aydınlatır. İnşallah. Ee, İnşallah. Efendim haftaya inşallah bir başka konumuzda yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. O güne kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.